Evet değerli izleyenler, bugün Senal ayakkabı sahibi Levent Bey'le beraberiz. Merhaba Levent. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Levent Bey, geçtiğimiz yıllarda okulların açılma haftasında veliler ve öğrenciler giyim mağazaları ve kırtasiyelere akın akın koşarlardı. Yalnız bu yıl pandemi döneminden dolayı esnafların çok ciddi anlamda bir satışlarda düşüklük olduğunu gördük. Bu durum sizi de etkiledi mi? Ve malumunuz yavaş yavaş kış soğukları geliyor. Bot satışlarınız nasıl? Genelde hangi tarz ayakkabılar tercih ediliyor? Yani evet, bu sene işlerde zaten bir düşüklük var bu pandemiden dolayı. Millet evde kaldı falan, ayakkabı çok ihtiyacı olmadı yani, öyle zannediyorum. Bot olayına da gelirsek, şu anda havalar güzel gidiyor, sezon aslında kış, havaların güzel gitmesinden dolayı bot hareketi yok. Şu anda öyle bot aldık aslında, ama şu anda bir satışımız yok. Yine spor ayakkabı satıyor bir tık ona nazaran, ama bot satmıyor yani şu anda. İşte zaten çok zayıf. Yani öyle bir şey var, sezon var şu anda. Şu anda bir öyle bir bot satışı hiç yok denilecek kadar az yani. Ben bunu çok pandemi demeyeyim de yani havaların çok iyi gitmesinden dolayı bot satamıyoruz şu anda. İnşallah havalar bozarsa o zaman herhalde satar diye. Peki geçen yıla göre malumunuz şu anda döviz oranları çok yüksek. Etkiliyor mu geçen yıla göre? Tabii ki, tabii ki. Yani adet bazında ürünler alıkona hep pahalı yani, bu dolardan dolayı işte biz soruyoruz. Deri falan çıktı diyorlar. Ondan dolayı ürünler pahalı. Bu da tabii müşterilere yansıyınca, müşterilerin zaten parası, vatandaşın çok parası olmadığı için bu da bize yansıyor. Alım güçleri bitiyor. Biz yine eski fiyatlardan satıyoruz ama bu da bizim kar marjımızı bayağı düşürüyor. Yani biz sadece günlük hareket olsun mantığıyla ciro yapalım, ki ödemelerimiz de var. Yani bu ürünleri alıyorsun, yani burada kışın olmuş ya da olmamış diye bakmıyor toptancın karşı tarafta. Bu ürünlerin parası bir şekilde ödenecek. Biz de ne yapıyor, çok kar gözetmeyip ürünleri yani geldi gitti gibi veriyoruz. Peki bu ayakkabılar genel olarak Türkiye sınırları içerisinde üretiliyor değil mi? Tabii Türkiye bazı bölgeler var, oralardan alıyoruz. Oralardan alıyoruz. Ama yani ham maddesi dışarıdan geldiği için mecburen dolar döviz sizi etkiliyor. Anladım. Tabii hepsinin etkisi var ya, etkeni var yani. İş o kadar olmuyor hala, pahalı oluyor. Yani bu şekilde bakalım ne olacak, nasıl bir süreç yaşayacağız. Kış bakalım olacak mı? Olmazsa zaten elimizde hep botlar yine kalmış olacak. Anladım. Evet. Çok teşekkür ederiz Levent.